Hakan Gizembaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Gizembaz. Gizembaz. Bugün ne yapacakmışız? Oruk kebabı. Simit kebabı da diyorlarmış. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kakan Gizembaz. Yine soracağız. Hoparlörü açalım. Yasemin Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun. Anlatılmaz lezzetler mutfağımızdan arıyoruz da. Buyurun. Biz simit nasıl kebabının... Simit kebabının diğer adını unuttuk da hatırlatır mısınız? Eisenhower durumları var. Oruk kebabı. Oruk. Evet. Koruk, oruk. Oruk, tamam. Ben de oruç. Hakan Bey oruç kebabı dedi de ne alaka dedi. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum Yasemin Hanım. Ben de size başarılar diliyorum. Oruk kebabı değil mi? Evet. Simit kebabı da diyebiliriz. Simit kebabı da diyebiliriz. Oruk kebabı da diyebiliriz. Evet. Lütfen peki. Düzgün yapın yemeğinizi. Peki. En son fotoğraf öncesi kalite kontrolü yaparsınız Yasemin Hanım. Orijinalinin dışına çıkmayın. Peki efendim. Peki. Sanat yönetmeni olarak sizin söylemleriniz dışına çıkmıyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abi iş başka, arkadaşlık başka. Yani biz işimizde bu kadar ciddiyiz yani. Şimdi ben hanımı aradım, yanlış anlamayın. İş başka, oruk kebabı başka. Efendim büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum. Şu telefonumun sesini bir kısayım. Eyvallah. Bugün ne yapacakmışız? Az önce aradık. Oruk kebabı, simit kebabı da diyorlarmış. Oruk kebabı yapacağız dostlar arkadaşlar. Aslında biz Hakan'la hatırlıyorsun Marmara Adası'nda güzel böyle tepsi kebabı yapmıştık. Ona benziyor ama bunun içerisinde aksiyonlar var. Bunda mesela ceviz var. Ondan sonra işte bulgur var. Yani yumurta var mesela. Bu biraz farklı. Diğeri daha farklıydı ama mesela yakarız taş ovenimizi. İnşallah orada da bir tepsi kebabı yaparız Hakan abi. Yani en kısa sürede. Dedikten sonra hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onur Market'in katkılarıyla birlikteyiz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öpelim. Oruk kebabımızı yapmaya başlayalım. Lira bismillah diyoruz. Buyurun bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Kıymamızla başlıyoruz. Önce kıymamızı şöyle bir cumburlop köy sandığı yapalım. Hadi bakalım. Kıyma yerini buldu. Evet. Kıyma yerini buldu. Şimdi kıymanın içerisine ne dedik? Şöyle yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika bir çay bardağı ince bulgurumuzu ne yaptık? Sıcak suda beklettik, şişirdik. Böyle güzel, evet şöyle güzel, harika. Böyle şişti onlar. Çok güzel bulgurum var arkadaşlar. Bu güzel bulgurumu da kıymamla bütünleştirdim. Bir çay bardağı cevizimiz var ama incecik kıyılmış. Bunu da attık. Şöyle. Oh bu da girdi işin içine. Tamam süper İvanişsa. 1,5 iyice böyle rendelenmiş suyu içinde soğanım var dedim. Soğanımı da gönderdim abi. Bakın. Soğan da girdi devreye. Şöyle. Salça var dedik. Değil mi? Salçamızı da gönderdik abi şöyle. O da süper. Maydanoz var. Değil mi? Maydanoz var. Şu maydanozu da şöyle paylaştıralım. Şöyle bir paylaştıralım. Maydanoz da sahnedeki yerini alsın. Kastamonu sarımsağını kıymetini bilmek lazım. Herkesin üretmesi lazım. Dedik. Böyle güzel ezdim abi. Şurada toparlayacağım. Şunların bir kabuklarını alayım ben. Şuraya da atayım. Bu buraya girdi. Ne yapıyorum? Hemen abi. Şöyle önce birer vuruyorum. Pardon. Ondan sonra şöyle vurdum. Şimdi dövebilirim abi. Önce vuruyorum sonra dövüyorum.
alıyorum. Oraya bocaladım abi. Of of of. Tamam. Yumurta. Çok gezen, az dolaşan. Hadi bakalım. Bunu da gönderdim. Her şey hazır ve nazır. Yoğurmaya geçeceğim. Ama önce bakın burada nanem var. Nane. Oh. Biraz daha nane. Tamam. Bakınız. Kırmızı toz tatlı biberim var. Bakınız. Oh. Tamam. Şimdi bismillah diyoruz. İşleme başlıyoruz. Şöyle bir yumurtayı aldım. Böyle bir geçirdim. Evet. Böyle bir göpçürü göpçürü yaptım. Bakın dikkat ediyorsanız hiç yağ koymadım arkadaşlar. Hiç yağ koymadım. Eyvallah. Hiç ama hiç yağ koymadım. Salçam var. Salçam var. Bulgurum var. Soğanım var. Maydanozum var. Yani bunu çiğ köfte yoğurur gibi böyle aşkla yoğuracağım abi. Kata 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 yoğuracağım. Bunun kuralı bu. Bunu çok güzel ama çok güzel, çok güzel bir şekilde ne yapmam lazım? Birbirine harmanlamam lazım. Şimdi bana müsaade, ben biraz çalışayım. Ondan sonra hamurum hazır olduktan sonra tekrar görüşelim. 1, 2, 3 tıp. Şimdi pıtı pıtı. Hadi bakalım. Yavaş yavaş istediğim şekle, şemale, kıvama geldi arkadaşlar. Eyvallah. Eyvallah. Harikasın kanki. Harikasın. Etrafı fazla da pislemedin. Efendim oruk kebabımın köftelerini yapacağım az sonra. Bereket versin diyorum. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim el cihazlarımı çok güzel, güzel bir temizledim. Bulaşıkçılarımı da şöyle bir kabasını aldım. Güzel. Ne yaptık? Simit kebabımızın, oruk kebabımızın malzemelerini bir araya getirdik. Ne yaptık? Köftelerimizi hazırlayacak kıvama getirdik. Bunlar tepsimizi dizerken devreye girecekler. Şimdi burada yağım var. Böyle yağlı bir su yaptım. O suya elimi bandıracağım. Çünkü oruk kebabında köftelerimizi normal köfte gibi yapmayacağız. Biraz uzun, biraz etli butlu olacak. Hani simit gibi olacak. O simitin dokusunu düşünün. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Mahcup olmadan inşallah becereceğiz. Önce el cihazımı bir ne yaptım? Yağladım abi şöyle. Ondan sonra aldım şuradan. Evet aldım şuradan. Böyle aldım. Bakın şöyle. Şöyle. Hemen. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hani şekli şöyle olmuş böyle olmuş. Hiç fark etmez. Yalnız önemli olan bunun biraz uzun olması arkadaşlar. Şu şekilde olması bakın. Ben daha önce yaptığım için sordum. Sanat yönetmenimiz de evet böyledir dedi. Böyle olacak dedi. Sonuçta bu hale getireceğiz arkadaşlar. Bütün kıymamızı, hazırladığımız harcımızı bu şekle getireceğiz. Şimdi ben hemen hızlı hızlı yapıyorum. Hızlı hızlı şunları bir yapayım. Ondan sonra önce bir topalak. Evet şunları ziyan etmiyoruz. Önce bir topalak. Ondan sonra yuvarlıyorum, yuvarlıyorum, bastırıyorum, bastırıyorum. Topluyorum, bastırıyorum, topluyorum, bastırıyorum, topluyorum, topluyorum, topluyorum. Evet şöyle şöyle, şöyle şöyle. Bakın, bakın. Şöyle de bir uzattığım zaman. Ah, ah. Simit kebabım, oruk kebabımın küftesi hazır. Anlaştık. Hadi ben hızlı hızlı yapayım. Ondan sonra tepsiye dizerken tekrar sizlere durumu izah edeceğim. Ne haldeyiz göstereceğim dostlar arkadaşlar. Hadi başladık. Bira bismillah bakalım. Şimdi küfteler hazır. Şimdi ne yapacak kanki? Ne yapacak? Önce hani burada kullandığım yağım var ya, yağlı suyum var ya, ondan şöyle alacağım. Şöyle güzel bir ne yapacağım? Önce şu canım babaannemin sinisini bir yağlayacağım arkadaşlar. Evet. Güzelce şu kenarları dahil böyle güzel bir yağlayacağım arkadaşlar. Eyvallah. Şu
Kalan suyu da böyle göndereceğim. Hmm. Bundan sonra evet, bundan sonra da ne yapacağım? Biraz bereket, ayçiçek yağı. Onu da güzelce yağlayacağım. Şimdi bunu niye böyle yaptım? Bir, köfteler o ilk yağlı suyla bir yapışmayacak. İki, hani derler ya, zeytinyağı gibi suyun üstüne çıktın. Yağ gibi suyun üstüne çıktın. Şu anda alttaki tabakanın üstünde benim yağım. Hem pişirecek hem de bu köftelerin oraya yapışmamasını sağlayacak yaptığım bu aksiyon. Kanki Canbaz başlıyor hazırladığı küftelerini dizmeye. Hadi bakalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir canjan yapa yapa. Efendime söyleyeyim. Küftelerimi hem düzeltmelerini yapacağım. Şöyle. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Ne yapacak kanki? Bakın burada soğanlarım var demiştim. Dayama döşeme yapacağız abi. Bakın. Şuraya. 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 Şöyle. Dayama döşeme. Böyle buraya. Bakın burada güzel dedim ya. Çok harika biberlerim var. Onlardan da böyle hop hop hop. Devam. Devam gençler. Kapya biberim var. Bunlar toplansın. Kapya biberim, bu kısmını kullanmayacağım. Hemen şöyle. Bir de büyüle. Heh, bitti. Onu da böyle koyacağım. Şöyle. Almasın, ayrılık olmasın, problem. Domatesler var, bakın. Domatesler var. Bunları hiç bölmeyeceğim. Hiç bölmeyeceğim. Şuraya şöyle. Hiç bölmek yok. Şöyle. Bunlar da buraya gelecek. Bakınız. Ne yapıyoruz? Oruk kebabı yapıyoruz arkadaşlar. Diğer adı simit kebabı. Evet. Bunu da koyduk. Tamam. Tebunu da yerleştirdik. Tamam. Şimdi ne kaldı? Tebunlar kaldı. Oo, büyük yeşil biberlerim var. Doğru. Onları da şöyle. Onları da şöyle abi. Onlar da renk alsın. Renk versin. Öyle. 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 De. Hazır. Hakan abi. Beğendin. Güzel oldu mu? He? Bence harika oldu. Bence çok güzel oldu. Hiç uzatmıyorum. Hiç uzatmıyorum. Böyle biraz şu yağı biraz değdireyim. Böyle biraz şunların üzerine. Hem onlara biraz değdireyim şöyle. Heh. Bunların üzerine şöyle. Çok güzel olacak. Efendim, Kanki Canbaz bugün oruk kebabı yapıyor. Oruk kebabında babaannesinin sinisini hazırlamış olduğu oruk kebabını, simit kebabını ne yapıyor? Öyle, şöyle gösteriyor ve emin adımlarla daha önceden ısıtmış olduğu, ve of, harika, hazır. Hakan abi, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Gün deriyorum. Gün derdim. Ben kaçtım. Buraları biraz temizleyeyim. De buradan alırken tekrar görüşelim. Oraya beraber gidelim. Tadalım. Halledersin diyelim. Hadi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim. Oruk kebabımız şu anda, ben fırınımı kapattım. Dinleniyor. Dinleniyor. Dinlenmesi lazım. Oruk kebabını böyle çok uzun uzun pişirmeye gerek yok. Zaten pişt, hemen şeklini şemalini alıyor. Arada böyle güzel bir janjan yaparsanız, kalite kontrol yaparsanız, çevire çevire pişirirseniz fırında özellikle
daha iyi sonuç alacağınızı hatırlatalım. Şimdi ben bugün tadım yapmayacağım. Neden? Az önce ben fırınımı kapattım ya, o canım tablo gibi olan tavanın içerisindeki sanat eserini bozmak istemiyorum. Onun için bugün tadım yapmayacağım. Direkt tepsimizle finalde, evet finalde her videomuzun sonunda olduğu gibi sevgili Hakan çok güzel fotoğraflar çekecek. O fotoğrafları çektikten sonra en son fotoğrafta Doğan'ım da inşallah o fotoğrafı kullanarak benim o tadımımı göstererek Ali Vederci diyeceğiz. O zaman hadi Hakan gidiyoruz. Hadi Hakan. Vaktidir, zamanıdır. Şu oruk kebabını, simit kebabını bir alalım bakalım. Böyle bir alalım bakalım. Vatandaş bir görsün bakalım. Ama ne oldu? Ama ne oldu? Bak. Bak. Ne oldu bak. Breh 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 breh. Breh 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 breh. Şekil budur. Şekil budur. Dedim ya. Kıyamam ben şimdi bunu bozmaya. Efendime söyleyeyim. Son karede götürürken fotoğrafımı Hakan çekecek. Efendim. Oruk kebabı, simit kebabı yaptık. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Kanki Canbaz, ne yapacağımız belli olmaz ama bugün, evet bugün harika bir tarif, anlatılmaz bir lezzetle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki yemekte ne yapacağız? Buluruz bir şeyler. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından öpelim. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Dükkan sizin Onur Market'te. Mutfak sizin anlatılmaz lezzetlerde. Hatırlatıyorum. Hafta sonları cumartesi pazar. Şarkılar sizin. Alemin kralı Kral Efendi. Görüşmek üzere. Allah zorunuzu kolay eylesin. Priyatma Fala, Paliminder. Son kare resimde götürüyorum. Ali Vederci'yi.